Normal şartlarda Fenerbahçe yarın televizyonlarında 10.30'dan sonra seyretsin diyecektim ama enteresan bir gün geçirdik. Sıkıntılı bir gün bence Türk futbolu açısından. Maçımız 2-1 bitti. Çok daha farklı kazanabildik ama önemli değil. Aslında bu sezon yaşadıklarımızın bir özeti daha bu maçtı. Fakat Türk futbolu açısından son derece üzücü, endişe verici. Aslında bununla beraber malumun da ilanı. Ben gerek seçim sürecinde, gerek seçildikten sonra her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyordum. Ne bir mazeret olarak, ne bir maç sonucu sonrası. Yani mütemadiyen sistemin kopuşmuş olduğunu, vasatlığın altında olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaşananlara da şaşırsam mı, üzülsem mi, gülsem mi bilmiyorum. Ama hakikaten yazık, çok yazık. Bu aslında beceriksizlikle, basit bir insan hatasıyla, küçük bir yanlış da anlatabilecek bir durum değil. Bunun çok çok ötesinde. Türk futbolunun bu anlayıştan, bu zihniyetten, bu virüslerden arınması lazım. Bu bir kulübün, bir kulüp başkanının, 2-3 kulübün bir araya gelip yapabileceği bir iş değil. Tablo ortada. Halkın, kamuoyunun tepkileri de ortada. Sosyal medya diye bir olay var. İşte insanlar görüyor yerlerini orada, ifade ediyorlar. Hangi takımın tuttuklarından bağımsız olarak. Ben tekrar ifade etmek istiyorum. Bize futbol yönetenler değil, bu değer zihniyetindeki tüm paydaşlar temizlenmesi, temizlenmeyeceklerinden arındırılması ve bu sistem böyle devam etmemesi gerekiyor. Böyle tepki konuşmalar şey değiştirmiyor ama bence futbol, Türk futbolu ayağa kalkmalı. Türk futbolu ortak tepkiler Türk futbolu kendi içinde kendi kendini temizleyebilmeli. Adil rekabetin sağlanabileceğini hep beraber gösterebilmeliyiz. Tabii ki hatalar olacak. İnsan olduğu yerde hata olur. Hata olmadan olmaz. Ama hata var, hata var. Bu hatadan öteye bir durumdan bahsediyoruz. Her zaman ifade etmişimdir, Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunda adil rekabetin, hakkaniyetin sağlanması için en önemli sorumluluk yüksek olan kurumdur. Hepimizin sorumlulukları vardır ama bir numaralı kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Futbolun ne kadar bir gerginlik yarattığını, nasıl kadar ayrıştırıcı bir konumda olduğunu, nefret tohumlarının nasıl ekildiğini beraber görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Yani çocuklarımıza bırakacağımız miras bu olmaması lazım. Ama herhalde bu gece veya Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer, sözün bittiği maç olsa gerek. Ben doğru bildiğimi, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Sadece benim söylememle, bizim söylememizle bu olmuyor. Bence Türk futbolun içindeki aktörlerin hepsinin, yani bilhassa yönetimsel konuda olan hepsinin temizlenip, hazır yeni seçim varken de, kendi konularında kifayetli, liyakati yüksek, futbola katma değer sağlayabilecek, adalet sağlayabilecek, marka değerini arttırabilecek, tribünlerin dolu olmasını sağlayacak, kulüplerin finansal yapılarının daha sağlıklı bir konuma gelmesi için yapısal reformları yapabilecek, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilecek, topyekün Türk futbolunu kaldırabilecek ve bu işi yapabilecek kifayetli, liyakati yüksek, değişik konularda uzmanlardan oluşması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Çok merak ediyorum nasıl bir açıklama olacak, bu hatalar nasıl anlatılacak, yorumcular üstlerinde taşıtları formaları çıkartabilip hakkaniyet çerçevesinde adi bir gözle nasıl yorumlayacaklar çok merak ediyorum. Zamanınızı aldığım için, meşgul ettiğim için kusura bakmayın. Bu vesileyi de güzel bir şeyle kapatalım. Tüm analarımızın anneler günü kutlu olsun. Size de iyi bir pazar diliyorum. Teşekkür ederim. Ertem. Sayın Ali Koç,
Ertem. Yani herkes şok oldu. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun bu arada. Sayın Ali Koç çok. Ertemciğim, bir baba yiğit çıksın Külasta bu işleri temizlesin. Bir baba yiğit bu işlere çıksın, bir baba yiğit bu işleri bitirsin Ertem. Yeter. Bıktı. Türk futbol seyircisi bıktı. Futbolda adalet yok. Futbolda Ertemciğim, adalet duygusu falan ortadan kalkmış. Futbolda iyi niyet yok. Futbolda bakıyorsun, kimin canı yandı? Bağırdı, ağladı, sızladı. Federasyona gitti. Ertesi hafta bakıyorsun hakem ona el veriliyor. Sinan abicim, heh, özür diliyorum. Dur. Heh. Dur dileme. Bekleyin. Önümüzdeki bekleyin, hafta söylüyorum. Sevgili Galatasaraylılar bakın. Sinan abiyi tek verin. En önce en çok ben konuştum. Bizim televizyon konuştu biliyorsunuz. Ali Palabıyık olayı Fenerbahçe stadında. Önümüzdeki hafta Galatasaray Başakşehir maçında bir hakem hatasıyla Galatasaray yenilirse, şampiyonluğu kaybederse Galatasaray'ın tepkisi ne olur? Ne olur? Çok merak ediyorum. Abi ben sana şunu söyleyeyim Ertem. MHK'ye sevgili Futbol Federasyonu, MHK'ye kayyum atayın arkadaşlar. Ben güvenmiyorum. MHK'ye kayyum atansın son iki hafta. Güvenmiyorum. Evet. İyi niyetli değiller bak sevgili Ali Koç da. Kardeşim biz mi yalan söylüyoruz? Biz mi yanlış konuşuyoruz? Sevgili başkan da aynısını söylüyor. İnsanlar da aynısını söylüyor. Yani bu bir iyi niyet göster. Yani bu hakem hatası, yapmış olduğu hakemin hatası. Ertem, yani bu safiyane görmeme falan değil. 5 tane hakem 10 tane göz bakıyor pozisyona. Ve tamamıyla sen VAR'a çağırıyorsun. Ya bu pozisyonların kralları oldu. İlk pozisyondaki penaltı kırmızı falan, bana bak. Yani Emre Akbaba'nın pozisyonu falan. Kimse anlamadı bile kırmızıyı. Yapmayın. Kandıramazsınız Türk halkını. İnsanlar yemiyor. Yarın bir gün söylüyorum. Yarın bir gün zaten doğru düzgün seyirci maçlara gitmiyorsa sadece büyük maçlar, derbiler falan filan. Ama çünkü niye biliyor musun? Türk futbolunu futbolcular veya sahadaki teknik direktör ve futbolcular yönetmiyor. Türk futbolunu maalesef hakemler yönetiyor, damga vuruyor. Hakemler sonuç belirliyor. Hiç futbolcu falan almayın. Hakemlere sempatik olun. Federasyona baskı yapın. MHK'ye baskı yapın. Bak maçı konuşamıyoruz. Cadne kendini kurtardı. Fatih Terim'i kurtardı. Abdurrahim Albar herkesi kurtardı kafa golüyle. Bugün maç berabere bitmiş olsaydı, penaltı kaçırmış bu Cadne, eğer sizce havaalanında tepki alır mıydı Ertem? Tabii. He? Berabere bitmiş, penaltı kaçırmış bu Cadne. Fatih Hoca bağırıyordu Cadne'ye bugün. Sahanın kenarına geldi. Bağırdı Fatih Hoca. Onu söylüyorum bakın. Cadne bugün kendini kurtardı. Belki Galatasaray'ı şampiyon yapacak golü attı. Bak bahsedemiyoruz oyundan. Galatasaray takımı zaten iyi takım. Ama bu hakemlerden Türk futbolunun temizlenmesi lazım. Geçen hafta söyledim. Peki ben söyledim değil mi ya? Bu hafta Bülent Yıldırım'a MHK maç vermedi. Geçen hafta Beşiktaş'ı doğradın sevgili Bülent Yıldırım. Bu hafta Serkan Rize'yi. Bakalım haftaya kime piyango vuracak? İnşallah Galatasaray'a haftaya piyango vurmaz Ertem. Bakın sevgili başkan bugün güzel konuşmuş. Yumuşak konuşmuş sevgili başkan. Sinan abi. Şampiyonluk iddiası olsaydı nasıl konuşurdu biliyor musun sen? Bekleyelim. Sinan ben Fatih Hoca'yı çok merak Sinan ediyorum. Sinan abiyi ben uzun yıllardır hiç böyle görmedim. Ertem, elinde yok. Sopayla görmedim. Ertem, böyle Fatih masaya Hoca, vururken görmedim. Bakın, Fatih Hoca'yı çok merak ediyorum. Fatih Hoca Türk futbolunun bir numarasıdır. Tartışmasız. Markasıdır. Fatih Hoca diyecek ki bir dakika kardeş. Hakem. Hoca. Yanlış yönetiyorsun. Yanlış yapıyorsun. Abi hiçbir şey yok. Küçücük bir taçtan, küçücük bir faul verilmedi, gol oldu. Ortalığı Galatasaray camiası toz duman etti. Ama bugün sen kazandın diye değil, bak yarın sana olur diyorum. Birazdan gelecek onların hepsi Sinan abicim. Sinan abi. MHK'ye kayyum atansın. Güvenmiyor. Türk futbolcusu da, futbolcu da güvenmiyor. Futbol seyircisi de güvenmiyor. Bu bakın, alt yazı oldu. MHK'ye kayyum atansın. Güvenmiyorum. Her yere manşet oldu. Sinan Engin'in ağzından çıkan her söz şu anda manşet. Bunu belirtelim sevgili seyirciler. Beşiktaş'tan son dakika açıklaması. Beyaz futbola özel. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Gerçekten de çok sert bir açıklama yapılacağı yönündeki o altını kırmızı kalemle çizeyim. O bölüm seçimden sonraymış. Yani yarından sonra, kongreden sonra. Ama şimdi bir açıklama geliyor ki sadece Beyaz Futbol özel. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun açıklaması. Adalet herkese gerekli.
Biz hak yemeyiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Yarın gerekli açıklamayı yapacağız diyor Beşiktaş Kulübü adına Sayın Ertem. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Adalet herkese gerekli. Biz hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz. Yarın gerekli açıklamayı yapacağız. Ana kumanda diyor ki gitmek zorundasınız. Ana kumandaya hemen söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Yine Türkiye. Bu maç neden 16'da oynatıldı kardeşim? Geçen hafta, 2 hafta önce Galatasaray Erzurum maçı ile ilgili federasyona gitti, müracaat etti, değişti. Bu maç niye 16'da oynanıyor ya? En önemli maç bu maç. Bu maç 16'da oynanmaz. Çünkü siz de biliyorsunuz. Sinan abim, hadi. Reklam, mola. Televizyon molası. Reklamdan sonra beraberiz. Semih Özsoy konuşacak, Ersun Yanal konuşacak, Fatih Terim konuşacak.